10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları. Birya yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Birya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı. 1. Yaşadığınız bölgedeki coğrafi yerler veya insanlarla ilgili efsaneler var mıdır? Anlatınız. Cevap, sizler için Ankara ile ilgili bir efsane yazdık. İdris Dağı'nın efsanesi İdris Dağı Kalecik ilçesinin batısında, Ankara'nın doğusunda bulunan, 1985 metre yüksekliğe sahip bir dağdır. Adını bir efsaneden alır. Efsaneye göre Kalecik çevresinde bir zamanlar bir dev ve onun yavruları yaşamaktadır. Bu yavru devler birbirleriyle hiç geçinemez, sık sık kavga ederlermiş. Bu durumdan rahatsız olan anne dev bir gün dayanılmaz bir noktada çocuklarına ilenecek olmuş. Allah hepinizi taş etsin emi. Anne devin bu ilencini duyan yaradan hemen tüm yavru devleri birer dağa çevirmiş. İçlerinden en büyük olanının adı İdris olduğundan, bugünkü İdris Dağı da adını o devden almıştır. 2. Aşağıdaki cümlelerde Türk mitolojisine ait Hümakuşu Tulpartepe Göz ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Açıklamaların hangi mitolojik varlığı karşıladığını yanlarına yazınız. Devlet kuşu uğur, bereket sayılır. Hakkında yazılmış türküler bulunur. Cevap, Huma kuşu. Manas destanında geçer. Yunan mitolojisindeki kanatlı at Pegasus'a benzer. Cevap, Tulpar. Dede Korkut hikayelerinde geçen iri cüsseli, tek gözlü efsanevi yaratıktır. Cevap, Tepegöz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Birya Yayınları Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.